Şimdi abi. Ya bu tabii ki bu arada hani Çin'le Amerikan donanması karşılaştırması yaptık. Hani rakamlarla tabii ki bu. Şimdi ben bunları söyleyeceğim. Burak Güntay diyecek ki aslında bu rakamların herhangi bir önemi yok. Çünkü rakamlar ne olursa olsun buradan bir şey çıkmaz diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. 1 milyar tane Çin'i zıplarsa Amerika titrer. Şimdi nüfus. Ben sana silah değil de nüfus diyorsun. Ben sana Coşkun abi, sen başlamadan ikinizin de yüksek müsaadesiyle hemen şey söyleyebilir miyim? Bu rakamlar çok şey ifade eder. Bir şey etmez değil. Şimdi Coşkun abiye de pas atayım, anlatırken onu da anlatsın diye söylüyorum. Mesela nükleer başlık diyorsunuz ya. Ben bu işin uzmanı değilim bu arada. Ben bu tank tüfek işlerine girmem. Bilmediğim iş. Ama şunu biliyorum ki sayı önemli değil nükleer başlıkta. Başka önemli şeyler de var. Şunu biliyorum ki savaş uçağının 1800 ne yazıyor da 1854 mu? 1854. Öbürü de 1207. Doğru. O sayı önemli değil. Bazen 200 tane gelişmiş uçak 3000 tane başka uçağa galip gelebilir. O yüzden anlatmak istedim. Bunlar çok önemli tabii ki ve bu caydırıcılıktır. Hipersonik füzeleri yok burada mesela. Benim hep söylediğim bir şey var. Dünyada nükleer silah ne zaman kullanıldı? Bir kere. Tek Amerika'da olduğu dönemde. Evet, şu an. Ne zaman ki diğer ülkelerde de oldu, nükleer savaş ihtimali bence bitti. Şimdi o yüzden bu rakamlar aslında savaş tetikçisi değil. Barışın teminatı gibi görürüm ben her zaman. Caydırıcı. Böyle mi? Hatta şunu da söyleyeyim abi, kusuruma bakma lütfen. Buyurun. Birleşmiş Milletler'de Model United Nations diye bir şey vardır ya, gençler katılır, üniversite talebeleri ya da lise talebeleri. Oradaki en önemli münazara konularından biri, istisnasız her sene vardır. Nükleer silahlar barışı mı sağlar? Dünyada büyük savaşı mı getirir diye. Barışın garantisi derler. O yüzden bu tartışılır yıllardır. O yüzden de anlatmak istediğim şu ki bu rakamlar çok çok önemli. Ama benim bakış açımda savaşı sağlama noktasında değil, barışın kontrolü, birbirlerinde korku ve caydırıcılık yaratma noktasında. Abi kusura bakma. Buyurun. Şimdi bak, ben şuraya deseydim ki İsrail, şuraya Hamas, zannederim şura bomboş olurdu. Şurasına da böyle sıralarsın. F-35 şu kadar adet, işte Merkava tankı bu kadar adet vesaire. Şimdi o tabloya baktığın takdirde dersin ki ya hocam bunu neyini sorguluyorsun? Uzak ara, yani lafı mı edilir şu yapıyla bu yapının? Baş edemediler. Niye biliyor musun? Bak gülelim biraz. Tank 5000, tank 4657. Tam şey zamanı, Fırat Kalkanı. Bir kare fotoğraf, arşivimi aldım. Bulursam getiririm. O bir tümsekten uçan bir tank. Harekat yapıyoruz. İçinde benim Mehmet'im. Altına da yazmışlar. Hacı Murat'ı kullanana tankı verirsen böyle olur. Şimdi gerçekten o yiğitler var ya, ölümüne sürüyor. Şimdi sen onu durduramazsın. O nedenle şu rakamlar bir anda elinde sadece aritmetik olarak kalır. Ben hep söylüyorum, şuradaki bütün bu tablonun içinde insan faktörünü en başa koyacaksın. Coşkun hocam, her Türk asker doğar diye. Doğru. Evelallah, o bizim doğru. Savaşçı ruhumuz, her Türk'ün asker doğduğu zaten tarihi vaka, insan onun da bildiği bir şey. Bak NATO'da bu, aynı böyle tablolar içeren ülkeler yarıştırılıyor. NATO yarışları yapılır hep. Piyade tüfeği, tank, top, atışlar, az önce hani alay edildi dedin ya. Böyle benzer atışlar her seferinde Türkiye bütün dallarda, hava, Karadeniz birinci. Mesela geçtiğimiz günlerde bir NATO'da tatbikat yapıldı. İnsansız deniz araçları denendi. Marlin, gururumuz. Verilen görevi alnının akıyla yapıp gelen tek insansız deniz aracı bizimkinin oldu. Kimi yan yattı, kimi battı, kimi yoldan geri çevrildi. Dolayısıyla her daim aynı tablo yaşandı. Şu an yarışmalar kaldırıldı. Ama yan yana koyduğunda inanılmaz bir fark var. Amerika beni kat be kat aşıyor. Ama Kore'de ipten alan Türk ordusu oldu, biz olduk. Dolayısıyla kıyaslayalım. Hani her şeyi de bozuyorsunuz demeyin. Savaş diyoruz, çıkmaz diyorsun. Onu getirdik, olmaz diyorsun. Buraya bir kıyas yapalım ama neticede... Yok zaten gideceğim artık eğer beni Yok gel yapacağız. Coşkun abi, ama samimiyetle bir şey soracağım sana. Tabii ki. Mesela savaş uçağı konusunda ya 3 tane şey atayım ortaya. Onları da bir ben de öğreneyim. Teknoloji olarak Amerika'nın elindeki savaş uçağı envanteri ve potansiyeliyle yüksek. Yani sayı aynı olsa da Amerika'nın teknolojisi yüksek, Çin'den iyi mi? Yüksek, iyi. Hatta o mesela bu kişi kullanan kişiye bağlı dedim ama havada mesela orayı biraz ayırırım. Niye? Dikkat et, Amerika, İsrail, onunla bir hareket eden diğer emperyal devletler hava konusu deyince bir etki üretiyor. Irak yerle bir oldu. Elindeki malzeme Çin'den iyi mi? İyi. Denizdeki o fırkateyn, uçak gemisi falan. Bak Çin, asker hanım daha yeni yeni kendini göstermeye başladı. Hatta Varyak vardı, hatırlar mısın? Evet. Rusya'dan bir şeyle aldı. Uçak gemisini orada kavuştu. Amerika'da 11 tane var. Şimdi bu Çin'i ben bununla kıyaslarsam olmaz. Olmaz. Anladım. Şimdi burada biraz hava... şey olarak sordu. Sayı değil, nitelik olarak sordu Burak Hoca anladığım kadarıyla. Şimdi burada Çin'le Amerika savaşır mı? Bak az önce güzel bir yere geldi konu. Savaşmaz. Neden? Niye? Çünkü öyle iç içe geçmiş girift ilişkiler var ki. Mesela Amerika'nın bugün tahvilleri. Çok güzel yerden yakaladın. Amerika'nın tahvilleri. Burak Hoca'nın öğrencisi misin yoksa? Ben Burak Hoca'nın öğrencisiyim. Bana sorun kim kime dünyada ne satar, ne alır, dünya haritasını açın. Hepsini anlatırım. Böyle gereksiz bilgilere bayılırım. Heh. Tırnak yok, içinde gereksiz bilgi. Şöyle tırnak içi gereksiz bilgi girer içine okurum yani. Bu gerekli çok iyi bilirim. Bu arada yüksek... O zaman sana soru. Üniversite tezim Afrika, Türkiye-Afrika ilişkileri. Daha doğrusu 2005 soru. AK Parti'nin Afrika açılımı, yani Türkiye-Afrika ilişkileri üzerine çalıştım. Onda şundan dolayı çalıştım. Türkiye'de o zaman hiç kimse Afrika'yı konuşmuyor diye çalıştım. Yani doğru. Okuyacak kitap bulamamıştım. Doğru yerden yakalamıştım. Kaynak yoktu. Kaynak yoktu. Sene 2014. Doğru yerden yakalamıştım. Okuyacak kitap yoktu yani. Zar zor. Ne çalışacak hoca vardı. Mim Kemal Öke'den almıştım. O bilir çünkü. Mim Kemal Hoca bilir Afrika'yı. Evet, toparla. Evet, buyurun topardım size attım. Harika. Bana gol attınız şu an. Gol şöyle diyeceğim. Yok, güzel yerden yakalamışsın. Tamam, ben oturuyorum. Afrika doğru başlık da. Sana soru. Dedik ya hani devletler arası ilişkiler, evet, işte alacak verecek meselesi. Bak şimdi sen benimle rakipsin sözde. Tamam. Ama ben sürekli paraya sıkıştırıp bana borç veriyorsun. Savaşır mısın benimle? Veya ben seninle savaşırım. Daha çok borç veririm. Amerika'ya en çok borç veren ülke hangisi sıralamada? Yani tahvillere. 1 Japonya, 2 Çin. 1.150 milyar dolar mı? Öyle bir şeydi yani. Tabii. Trilyon düzeltiyorum. Korkunç bir rakam. Yani Amerika bugün Çin dese ki kapıya dayansa ver paralarımı, Amerika çöker. Coşkun hocam, 2020 salgından sonra Amerikan tahvilleri çöktüğünde önce Çinliler kondular. Yani bir dakika, burada öbür tarafında hakkını yemeyin. Amerikalılar da boş durmuyor mu? Şu Çin'in teknoloji şirketlerinin ekseriyeti var ya. Evet. Evet. Amerikalı da borcunu mu istiyorsun? Ben de buradan çıkıyorum derse işte hep anlattığımız bu. İşte komple geçmiş, bunlar total batar. Zaten iç içe geçmiş ilişkiler diye. Orada hep beraber batarız yani. Ticaret öyle bir gerçek de var. Hep beraber gideriz. Tabii canım. Bak, hep beraber önce zaten gibi bir şey işte. Tabii önce Avrupa Birliği gider. Avrupa Birliği'ne bir şey olmaz zaten bize bir şey olmaz demek. Kısa bir şey daha söyleyeceğim. Japonya bir böyle sarsıldı ya geçenlerde ekonomik olarak. Yani şu en çok kim tedirgin oldu? Biz geçtim. Kim için diyorsun? Çin. Evet. Şimdi dur kardeşim diyor, ne yapıyorsun? Yani pazarın var senin, malını sattığın pazar. Bu pazarlar çökerse sen çöktün. Herkes birbirine iç içe geçmiş. Bu şuna benzesin. Düelle diyorlar ya Amerika'da. İki taraf elini çektiği an ikisi de patlıyor. Yani birisi ölüyor ama ikisi de patlıyor. Bir etraftakiler de patlıyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Cümbür cemaat gideriz. Öyle bir de şöyle Çin'le ilgili şunu söyleyeyim. Yani 2020 işte yakın zaman yaşadık. Ne oldu? Kapandı bütün dünya. Amerika ne dedi? Biz bütün her şeyi Çin'e yığmışız. Acil alternatif dedi. Ne kadar o alternatifi son 4 senede yapabildi? Onu diyeceğim işte. Onu yapamadılar. Demeye çalıştığım şey aslında az önce buydu. Afrika, kolay değil Avrupa Birliği der. Neresi çıktı alternatif? Neresi çıktı? Türkiye. Hocam ben öyle düşünmüyorum. Yok, şimdi neden düşünmediğimiz... Açık açık söylediler ya. Yok şöyle. Açık açık dediler ki üretim yeri Türkiye mi yapsak dediler. Tamam doğru dediler de bak, ama ulaşım. Uluslararası ticarette bir ülkeye yaptığın yatırım, know-how, bütün o yatırımları... Coşkun abi bu kısmı doğru söylüyor. Hani Türkiye'ye mi çekelim, Hindistan'a mı? Doğru konuştular. Bu konuşulur da onu oradan alıp oraya çekmek, orada bir know-how oluşmuş. O kolay iş değil. Hem adam onu alıp Amerika'ya getiremez kendi memleketine. Tabii. Öyle kolay değil o işler. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu başka bir mevzu. Hani buraya girmek istemiyorum ama çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Çoğu Avrupa Birliği şirketi de Türkiye'ye geldi ama maalesef fiyat var ya, fiyat ederinden 3 katına Türk şirketleri satmaya çalıştığı için geri döndüler. Yani burada mesela hükümet politikaları bir şekilde işte kur vesaire desteklenmek istendi ama maalesef Türk şirketleri ellerinden çok fazla fiyatlarla birçok sektörde geri kaçırdılar. Bu da bir gerçek. Evet. Böyle bir fırsat kaçtı yani. Doğru. Ya bir yanlışsa ben dürüst doğruca söylüyorum, bu böyle oldu. Çünkü yaşadık yani bu yakın zamanda. Çin'den tedarik sıkıntı. Bir örnek verebilir miyim? Bakın, buyurun. Tekstil bir örnektir mesela. Mısır'a gittiler. Evet, Mısır'a gittiler. Mesela ben de size yüksek teknoloji ve uzaydan bir örnek vereyim. Körfez'de örneğin Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüksek teknoloji ya da uzayla alakalı bütün şirketlerin CEO tabir edilen en üst düzey yöneticileri Çinlidir. Evet. Akademik anlamda bu meselelerde kafa yoran akademisyenlerin Körfez bölgesinde %40'ı Amerika vatandaşı, yani Çin kökenli Amerikan vatandaşları, akademisyenler %40'ına tekabül ediyor. Özellikle Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın uzay dediği, hatta uzayı ticari bir hale getirme meselesinde, bakın bir de beyin göçü meselesi var. Amerika'dan adamları alıp, insanları alıp, işte hanımları alıp neyse oraya getirip istihdam etmişler. Evet. Yani bu sadece para, yuan üzerinden de yürümüyor. Değil. Akademik anlamda da bir zaten şey var, tercih edilmesi. Hem öyle hem de şöyle bir şey var. Şimdi mühendislerini almışlar. Çok özür diliyorum Coşkun Başbuğ. Siz müşterisiniz, bana geldiniz. Ben sadece bak, ben ticaret adamıysam sizi almak için düşük fiyat falan alırım yani. Yeter ki alayım, yeni müşteri gelmiş derim. Türk şirketlerin çoğu ya da Türk üreticiler bunu yapmadılar o zaman. Değerli dostlar, dediler ki bana bir genel realite vardır. Paranın dini, ırkı, milliyeti ya da siyasi ideolojisi olmaz. Evet. Para, yani paradan kastım yatırım, para kazanabilme olanağı. Eğer istediği kadar virüs çıksın ne olursa olsun, Çin'i hala Hindistan'dan daha avantajlı görüyorsa ki görmüş ki evet, orada. Evet. Orayı oradan daha avantajlı görüyorsa ki görmüş ki orada durur. Bu böyle Amerikan başkanı istedi, öbür ülkenin başkanı, öyle olmuyor işte. Evet. Para ve özel sermaye, müteşebbis, paranın kendi burnu vardır. Zaten başka bir şey yok. Sadece burnu vardır. Bak, o burunla gider oraya çöker. Bugün de Çin'den çıkmadıysa Çin'in hala kim ne derse desin Amerikan sermayesi için, bu lafıma dikkat edin, avantajlı. Doğru. Ama daha önemlisi ne biliyor musunuz? Güvenli olmasından dolayı. Çin'de güvenli diyorum. Değil. Bakın Amerikan evet, sermayesi Çin'de güvenli hissediyor. Hindistan'a göre daha çok. Evet. Şimdi bak 80'li yıllar İşte bizim harp okulunda askeri strateji, taktik derslerini okuduğumuz yıllar. Mesela Amerika ders konusu, işte Rusya ders konusu, süper güçler. Hı hı. Çin lafını etmezdik ya. Doğru. Çin doğru dediğinizde millet diyorlar nerede o diyor. Şimdi niye? Çünkü Çin... 80'lere gitmeyin, bizim zamanımızda bile o kadar yoktu yani. Bak Çin o kadar sinsi bir yol haritası izledi ki, akıllı bir harita ama. Önce ekonomide kendini kabul ettirdi. Mesela ilk başladık Çin malı diye duymaya. Hatta herkes hakir görürdü. Çin malıysa geç at, çabuk bozulur, çabuk kırılır. Şimdi o Çin malıyla başlayan iş öyle bir noktaya geldi ki paran kadar üretirim sana diyor. En kalitelisini de yaparım diyor, parayı verdiğin takdirde. Tabii. Şimdi ekonomik anlamda Çin kendini kabul ettirdi. Ardından siyaseten anılmaya başlandı. Dünya siyasetinde evet, Çin dendi. Bak şimdi yavaş yavaş, hani o nedenle askeri gücünü Amerika ile daha bayağı gerisine diye konumlandırıyorum. Şimdi yavaş yavaş Çin kendini askeri anlamda sahaya indirmeye başladı. Mesela İsrail konusunda hiç duymazdık. Umman'a gitti, tatbikat yaptı. Gemileri çekmedi, orada kalıyoruz biz dedi. Kime ayar verdi? Amerika vesaireye. Şimdi o açıdan hani... Toparlamanızı isteyeyim Coşkun Başbuğ. Yani şu rakamlara baktığın takdirde Amerika açık ara önde ama ben burada hani şu rakama bakarak Amerika işte yürek yiyip Çin'e savaş açacağı kanaatinde değilim. Amerika ile Çin arasında bir savaş çıkacağı kanaatine değilim. Az önce saydığımız nedenlerden dolayı. Ha, bu iddialaşlar olur, blöfler olur, karşılıklı birbirini yoklama manevraları olur da bunun artık bir küresel nükleer savaşa kadar geleceği kanaatine değilim. Şu anki ortama bakarak konuşuyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Buyurun son cümlenizi alayım. Bakın bu değerli hocaların anlattığı meselenin dışında Çin'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi, yani gerçekçi olmak gerekirse, fikri mülkiyet meselesinde sürekli ihlal eden ve sistematik olarak ihlal eden bir ülke. Yani çok basit bir dille söyleyeyim. meşhurdur. İşte fuarlarda, ne fuarı olsun hiç önemli değil. İşte fotoğraf makineleri, çekik gözler geliyordu. Sürekli fotoğraf çekiliyordu. Biz de çektiriyorduk diye başlayan, ama Eyfel Kulesi'nin kopyalanıp Eyfel diye yapılıp satıldığı, yani piramitler diye mahalle oluşturulup işte üst sınıf rezidansta oturmak ister misiniz? Haydi siz de gelin deyip yani her şeyi kopyaladılar. Kopyalamadıkları bir şey yok. Arabanın eğimi, aerodinamiği, işte ne bileyim köprüler, yollar, yani işlerine gelebilecek her şeyi kopyaladılar. Ve burada bu fikri mülkiyet, yani patent meselesinde, yani bunu herkes şey diye düşünmesin. İşte ben yağmur yağdırıyorum, patenti bende. Değil. Her şeyin patentini Çin toplamaya çalışıyor. Ama uluslararası patent sistemine de kendi dahil etmediği için dava da açamıyorsunuz. Sürtüşmeler var. Çin bulduğu için hak iddia ediyor. Yani kitlenmiş de durumda. Hukuki anlamda da bir şey var. Savaş devam ediyor. Uluslararası hukuk anlamında. Peki. Kimse kimseye de mahkemeye veremiyor. Sonuç çıkmıyor çünkü.